10 binlerce El Salvadorlu'nun kaderi Başkan Donald Trump'ın ellerinde. Göreve geldiği ilk günden bu yana göçmen politikalarıyla gündemden düşmeyen Trump, bu kez Amerika'da geçici yasal statüyle bulunan 260 bin El Salvadorlu'nun geleceğine yönelik kararı bugün açıklayacak. El Salvadorlu göçmenler sınır dışı edilecek mi? Bu karar Amerika için ne anlama geliyor? Trump'ın izlediği göçmen politikası başkentte nasıl değerlendiriliyor? Tüm bu soruların yanıtları için sözü Mehmet Sümere bırakıyoruz Mehmet. Özlem öncelikle şunu söyleyelim. Beyaz Saray'dan sızan bilgiler, Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın El Salvadorluları da kapsayan geçici koruma programını kaldıracağını söylüyorlar ki daha önce zaten Haitililer için de Honduras'lar için de benzer şekilde geride bıraktığımız yıl içerisinde geçici göçmen koruma programları Başkan Donald Trump tarafından kaldırılmıştı ve bu kişiler de kaçak göçmen durumuna düşmüşlerdi. Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya geldiler. Ee, şimdi benzer şekilde senin de söylediğin gibi sayıları 200 binden fazla El Salvadorlu için aynı durum söz konusu. El Salvadorlular Ülkede 2001 yılında yaşanan yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiği 7,7 şiddetindeki büyüklüğündeki depremin ardından özellikle Amerika'ya gelmişlerdi ve o tarihten bu yana da geçici göçmen koruma programı olarak isimlendirilen bir program çerçevesinde Amerika'da yaşıyor ve aynı zamanda çalışma iznine sahip oldukları için çalışabiliyor, iş yapıyorlardı. Fakat şimdi Başkan Donald Trump'ın göçmen politikaları çerçevesinde söz konusu koruma programını iptal edecek olmasıyla birlikte 200 binin üzerindeki El Salvadorlu Amerika'da kaçak duruma düşecekler ve yakalanmaları halinde sınır dışı edilme tehlikeleri söz konusu. Tabii buna tepki gösteriyor El Salvadorlular. Bu kişiler hayatlarını burada kurduklarını, yaklaşık 15 yıldan fazla bir süredir Amerika'da yaşadıklarını Burada dünyaya gelen çocukları var aynı zamanda. Çoğu iş sahibi, kendi işleri olanlar var. Tüm bu insanlar şu anda ciddi bir tedirginlik yaşıyorlar ve geriye dönmek istemediklerini söylüyorlar tabii ki. Ancak şu andan itibaren eğer program başkan Donald Trump tarafından söylediğimiz gibi kaldırılırsa ki başta da söyledim Beyaz Saray'a yakın yetkililer programın kaldırılacağını söylüyorlar. Bugün ilerleyen saatlerde bunun resmi açıklaması yapılacak. O zaman bu kişiler de Kaçak durumuna düşecekler Amerika'da. Ancak söylediğim gibi benzer şekilde Nikaragua, e, e, Honduraslar ve Haiti'liler için de. Haiti'de de hatırlayacak olursanız 2010 yılında yine büyük bir deprem yaşanmıştı. O depremden sonra 45 bin Haitili Amerika'ya gelmişti. Birkaç hafta önce onları da onlara yönelik koruma programı da kaldırıldı ve tabii tüm bunlar e, Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik olan bu geçici statü koruma programının kaldırılması Mart ayında DACA olarak isimlendirilen ve yaklaşık 800 bin'den fazla genci kapsayan ki bunlar Amerika'da doğdukları zaman Amerika'ya yasal olmayan yollar tarafından aileleri tarafından getirilmiş ama bütün hayatlarını burada yaşamış olan gençler ki bunlara Dreamers yani hayalperestler ismi de veriliyor. Onların statüleri de Mart ayında son bulacak ve en büyük tartışma konularından bir tanesi de bu kişilerin statüsünün ne olacağı. Çünkü bu çocuklar çok küçük yaşta Amerika'ya geldikleri için Amerika'yı kendilerine vatan olarak görüyorlar ve bütün hayatlarını burada ...şu ana kadar idam ettirmiş durumdalar. Burada büyüdüler, burada okudular... ...ve burada çalışıyorlar hali hazırda. Çok ciddi kademelerde çalışanlar da var... ...aralarında ve bunlara yönelik... ...DAKA olarak programın da Mart ayında... ...sona erecek olması tartışmaları... ...ciddi anlamda alevlendirmiş durumda. Söylediğim gibi 800 binden fazla kişi var... ...bu durumda olan ve onların durumunun... ...yani DAKA programının devam edip etmemesi... ...demokratlarla senatörler arasında... ...ciddi bir pazarlığa neden olmuş durumda... ...halihazırda. Çünkü... Başkan Donald Trump DACA programını devam ettirebileceğini söylüyor. Ancak buna karşılık kendisinin senatoya sunduğu bütçenin, federal bütçenin onaylanması ve Meksika sınırına örmek istediği duvar projesinin de demokratlar tarafından da kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat demokratlar buna ısrarla karşı çıkıyorlar. Aynı zamanda demokratlar hali hazırda 19 Ocak tarihinde dolacak olan federal bütçenin özellikle hükümetin kapanmasını engelleyecek kısmını da onaylamamakla tehdit ediyorlar. Eğer bütçe onaylanmazsa daha önce Obama döneminde de karşılaşılmıştı. Amerika'da federal hükümet kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu da ne anlama geliyor? Amerika'da federal hiçbir kurumun iş yapamaz hale gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla hem bütçenin onaylanması hem de bu geçici bütçenin yani hükümetin kapanmasını önleyecek bu bütçenin onaylanması konusunda pazarlıklar DAKA olarak bilinen işte bu bahsettiğim 800 binden fazla gencin Amerika'ya çocuk yaşta yasal olmayan yollardan getirilmiş gençlerin durumuna kilitlenmiş durumda. Ancak Başkan Donald Trump'ın bugün de bahsettiğimiz gibi El Salvadorlulardaki onların da sayısı azımsanacak sanacak e, oranda değil ciddi anlamda yüksek. 200 binden fazla kişiden bahsediyoruz. Ama işte El Salvadorlular, Haitililer, Honduraslar tüm bunlarla ilgili programların birer birer Başkan Donald Trump tarafından Kaldırılması Daka olarak bilinen bu 800 binden fazla gençle ilgili programın da kaldırılacağının işaretleri anlamına geliyor ve söylediğim gibi buradaki tartışma bütçenin geçirilmesi federal bütçenin geçirilmesi ve Meksika sınırına duvar örülmesi e, projesiyle projesine takılmış durumda bu nasıl aşılacak Washington'da şu an en çok konuşulan konulardan bir tanesi açıkçası bu. Bu arada son olarak hemen çok kısaca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Washington'da en çok konuşulan konu demişken, dün akşam Golden Globe yani Türk, Türkçe'de Türkiye'de Altın Küre ödülleri olarak bilinen film ve televizyon ödülleri dağıtıldı ve burada e Oprah Winfrey, e, Amerika'nın gelmiş geçmiş belki de en büyük televizyon yıldızlarından biri olan siyahi Amerikalı kadın televizyon yıldızı Oprah Winfrey'e ömür boyu başarı ödülü, onur ödülü verildi ve Oprah Winfrey özellikle kadın hakları konusunda dün akşam gerçekten çok etkili bir konuşma yaptı ve bu konuşmasının ardından bir anda Amerika gündeminde Oprah Winfrey Amerika'da bir sonraki başkan adayı olsun tartışması başladı. Dün akşamdan bu yana sosyal medyada da televizyon kanallarında da Oprah Winfrey Amerika'nın bir sonraki başkan adayı olabilir mi tartışması var. Bu arada Oprah Winfrey'ye yakın bazı dostları da Oprah Winfrey'in de açıkçası başkan adaylığını düşündüğünü doğruladılar. Dolayısıyla Amerika yeni haftaya altın küre ödüllerinin ardından Yeni bir gündemle, yeni bir başkan adayı gündemiyle başlamış oldu. Ama yine de göçmenler ve göçmenlik sorunları Amerikan siyasetindeki önceliğini koruyor Mehmet. Evet, muhakkak. Trump'ın beklenen açıklamasıyla özellikle El Salvadorlu göçmenlerin akıbetinin neye yönde olacağını göreceğiz. Zira bu karar ülkede yaşayan diğer göçmenler için de bir emsal teşkil edecek. Mehmet Sümer'e teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için.